Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh. Günaydın. Ben hastayım biraz. Rafet Usta, hoş geldin. Hoş bulduk. Özledin mi bizi? Özledim mi ya? Nasıl, beğendin mi otobüsü? Çok güzel olmuş. Kulakları takıyoruz. Asibe'cim, uzaktan çek diyorlar Asibe'yi biraz şöyle. Necmettin Ustam da hafta sonu çalıştı biz Eskişehir'deyken. Komple zımparasını da atmış, ince zımparasını. Artık temizlenip boyaya hazır araba. Evet ama ustamız bizi bekliyor. Neden? Çünkü tavan sepetini yapacağız. Üstüne güneş panellerinin geleceği sepeti. Onu yapmadan boyamam diyor. Arabayı çizersiniz haklı diyor. Haklı. Kapaklar takılacaktı. Bir de şu arkanın bir çıtası var. O çıtayı koyacağız. Güneş panellerini normalde yerine Serkan abi yapacaktı ama o da başka yerlerdeymiş. Maalesef onu da yapamıyoruz. Ne yapacağız? Ustamız yapacak mı? Rafet Usta'yı kandıracağız. Ya burada da bir kocaman bir şey var. Üstüne benim adım yazıyor. Evet. Burada tavana şey, koyulacak. Oo, daha bu Kasım, var ya. Kasım alışverişimi yapmıştım da. Öyle böyle gelmiş. Kasım alışverişimi düşünsünüz. Böyle şeyler alıyormuş. 10 metre uzunluğunda 2,5 bunun enini biraz daraltacağız. 2'ye düşüreceğiz. Tavanın o şeylerin çıtaların arasına koyacağız. Bu aslında fiber değil mi? Fiber gibi bir şey işte. Evet. CTF panel diyorlar. Onu da tavana koyacağız. İş bir çok. Daha tavanı unutacağız. Sonra da boyaya. Evet, hadi bakalım. Boyaya. Acaba boya ne renk olacak? Acaba ne renk olacak? Arkadaşlar biz sizi şaşırtmamak için yapıyoruz böyle şeyler. Önce rengi söyledik, sonra yine de heyecan olsun, ne renk olacak? Bu hafta şu aracı boyalı göreceğiz ya. Ya bir boyalı, bir camları takılmış bir görelim be. Vay be. Otobüsümüzün markası biliyorsunuz Güler Yüz. Güler Yüz de bize koltuklar hediye etti. 2 tane 1+1 koltuklarımız geldi. Şimdi onları indirelim. Hasibeciğim gördün mü koltukları? Gördüm. Tertemiz yepyeni 2 tane otobüs koltuğu ya. Sevgili Hasan abi, Mehmet abi, hepsine çok çok selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz. Tüm Güler Yüz çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Alaska'mızın koltukları da onlardan olmuş oldu. Bir Güler Yüz'e gideriz belki, fabrikaya gezeriz. Belki yeni çift katlılarla şöyle bir yan yana çekeriz. Ay evet değil mi? Biz gittik gördük sıfır çift katlıları. Belki, sıfır yani. Sıfır. Ama çok güzeller yani. Belki beraber de gideriz Asibe'cim ileride. Ben isterim ya. Koltukları İnşallah. Da birazdan açalım mı? Belki toz olmasın diye. Aslında çok, şey. Poşetliler. Poşetliler açalım mı? Açalım hadi kız görelim. Hadi açalım. Evet kutu açılışı videomuza hoş geldiniz. Bugün kutu açılışımızda koltuk var. Bu kadar bir kutu açacağız size. Evet. Sonuçta YouTube'da bir kutu açılışı videoları vardır. Neden biz de yapmayalım dedik. Dayanamadık açtık. Şimdi poşetli oldukları için zaten toz olmazlar. Açayım şöyle poşetini gördün mü? Evet efendim nasıl göreceğiz? Şu tarafa geçeyim. Çıkarayım mı? He, Gramer'in koltuğu kız. Sağlam bir koltuk ha. Aa, kalkmaz mı? Kalkmaz o. Şeyli hem de şunları olması çok güzel. Şunlar mı? Emniyet kemeri ya söyleyemedim. Adam yumuşacık. Emniyet kemerinin ha, olması çok havalı. Güzel. Çok büyük. Oo. Gördün mü? Çok iyi. İyi gideceğiz bunlar. Daha bir daha teşekkür ederiz ya. Havalı olması da çok ayrı olmuş ha. Çok havalıymış. Gerçekten çok havalıymış. Bugün çok çalıştın ya. Bugün Rafet abiyle işte güneş panellerinin yerini bir tarafını yaptık. Artık yarın da öbür tarafını yapacağız. Yoldan geldik, Eskişehir'den geldik. Üstüne çalışmak biraz yorucu oldu ama. Ben hep arabada oturdum. Sen hastasın Sipeciğim. Hadi gidelim. Akşam oldu artık. Yarın o zaman ben çok iyileşmiş, sen de aşırı dinlenmiş olarak görüşürüz. Yarın şu güneş panellerinin yerini bitirirsek Asibe'cim, ondan sonra boyayı almaya başlarız muhtemelen ama yarın tavanı da daha yapıştıracağız. Ha. Neyse ya bu hafta boyanacak, bu araba bu hafta boyanacak. İnşallah diyelim. İnşallah. Hadi iyi, iyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Baby.
Ne haber Necmet Usta? Kontrol. Rafet Usta, hoş geldin. Hoş gördük. Ne haber? İyi. Al kes diyorsun yani. İyi. 2.56 tabakanın eni. Bizim arabanın üst tavan yapıştıracağımız yer 1.99. Onu küçülteceğim de keseceğim şimdi. Bu da böyle bir CTP panel diye bir malzeme. İncesi var, kalını var. Çok. Evet, tek parça. Kocaman takacağız. Taşlamaya getirdim sana. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Ben de içip keseyim bakalım. Şimdi ölçüm alıp çiziyorum. Şimdi ruloyu kestik ama gel bir de bunu yukarıya yapıştır. Çok ağır ve kocaman bir tabaka. Biraz işimiz zor ama bakalım nasıl yapacağız göreceğiz hep beraber. Bu arada Hasibe nerede derseniz Hasibe çok hasta. Burada tayin altında dinleniyor biraz. Birazdan katılır belki aramıza. Artık ustam dedi ki tere son. Otobüsünüz bir daha terlemeyecek son dedi. Su almayacak. Su almayacak. Terason diye bir malzeme silikon gibi. Dyson'ın daha iyisi. Bantlayarak araya yapıyor. Ve o yandaki kompozitle saç birleşimini böylelikle kapatmış oluyoruz. Acıktınız mı ya? Birazdan çorbacıya gidelim. Hem kemik suyu çorbası içsin Hatice'ciğim. Ve bu bagaj kapaklarının etrafındaki çerçevelerin silikonu oluyor. Buralardan çünkü su sızarsa çürütüyor. Bitti. Atıldı. Şimdi geldi tavana sıra. Bugün beni hiç görmeniz, kendim göstereyim dedim. Günaydın. Şimdi ustalarım ve Ümitciğim ne yapacaklar? O çatıyı yapıştıracaklar. Ben onu çekmek için buradayım. Yoksa Tiny House'da kedimle birlikte yatıyordum da. Çünkü hastayım, dinleniyorum. Bugün niye işe geldim? Onu anlatayım. Çünkü burada bir tane çorbacı var. Böyle saatlerce kemik kaynatıp çorba yapıyor. Böyle kemik suyu çorbası gibi bir şeyler. Onun için geldim. Onu içersem dedim kesin iyileşirim. Yoksa evde yatacaktım. Ama dedim ki çorba beni var ya, inşallah zımba gibi yapar. Neyse. İyiyim gördüğünüz gibi çorbadan. Ben bugün çalışmıyorum. Hiç işim yok. Tamam. Buradan inip çıkamam. Zor, böyle şey yapmam ya. Zor, zor atarız öyle. Nasıl? Arabanın içinden, şeyin üstüne çıkaralım, öyle atalım. Havadalığından atalım. Havadalığından sığmaz ki, sığar mı? Sığar, sığar. Doğrudan atalım. Ha. Havadalığından tek yap. Şimdi şeyi takmamız lazım. Bunu açınca, burası açılacak değil mi? Burası naylonlu yer. Biz ters burada yapmamız lazım. Sıkıntı yok, işte aşağıya karşı mı? Burası naylonlu su. Evet, ters burası. Ne oluyor? Yok, naylon. Hayır. Terse saracağız, rulo yapacağız. Terse. Evet, öbür tarafa yatıracağız. Terse yatıracağız. Böyle yatıracağım. Kırmadı değil mi? Evet. Bir deneyelim. Benim adam, benim adam. Tut abi sen orada. Bırakayım mı? Bırak. Ümit, ne haber?
İyi. Biraz daha bırak. Zorlu bir macera. Parmağım Muharrem yaraladı. Onu da söyleyeyim. Sen çok zorlanıyormuşsun gibi durmuyorsun orada ama. Ya zorlanmıyorum şu anda. Yani çıkarırken, silkelerken bir küçük kayma oldu. Şu sıkmak biraz zor galiba. Ya kolay da şimdi Muharrem güçsüz, genç çocuk. Işte. Ben sıkarım da şov yapmak istemiyorum. Aynen. Çay getirir misin? Yani çay getirebilirsin. O tarafa yap. Ben de buradayım. Yükseklerdeyim. Çocuk rahat rahat çalışsın ya. Yapar o zaman. İkili şunu zor. Siz burada oturmuş laf yetiştiriyorsunuz ya. Ya bu çocuk ne yapacak böyle ya? Bıraktık. Biraz bu tarafa çekelim. Daha geriye çekildim. Bu tarafa bakıyorum ama şeyi kendime. Biraz bu tarafa gelebilir. Ben tavan yapıştırmanın mantığını anladım. Gidebilir miyim? Sen git hadi dinlen ya. Asıl sen. Aynen ben biraz yoruldum ya. Size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen sonucu gösterirsin. Tavanımızı yapıştırdık Necmet Usta. Evet. Sen de kenarlarını dolduruyorsun. Aynen. Tavan şöyle komple tertemiz oldu be. Yanlarını çekiyoruz. Birleşim yerlerini de kapatıyoruz. Tek parça tavanımız olmuş oldu. Evet, ilk resim atılıyor. Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım bir bismillah diyelim de korkuluklarımızı boyayacağız. Transita do lado chão, presa numa água cheia, a concha fugindo do som, já beira de sumir, afundo na maré que vem, o motorista me sorri. Vay be, parıl parıl parladı. Ben de bu kadar parlak olduğunu beklemedim. Evet, bayağı parlak bir boyaymış. Necmettin abi, ellerine sağlık. Sağ ol amir. Bugün yoruldun ha? Yok. Yorulmadın mı? Yok. Ya vay arkadaş, ya. Maşallahım var ya. Şovunu yapıyorsun ya. Enşana bedavaya boyadın ha? Aaa! Babası göndermiş kızı bedavaya iş. Babacığın için yapıver dedim. Boyadık be. Ne zaman boyaya gireriz? Bugün salı. Perşembe mi gireriz? Perşembe inşallah. Perşembe gireriz değil mi? Yarın şu korkulukları kaldırıp sıktık mı perşembede boyaya gireriz. Bu hafta boyanır bu araba. Yeter. Boyayalım artık. Artık boyayalım değil mi? Çıksın çocuk. Bir görelim ya şöyle parıl parıl. Kasveciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Dinlendin mi? Yaptım dinlendim diyemem. Biraz çorba da içtin. Biraz iyi gelmiştir inşallah. Çorba iyi geldi. Sonra kendime şey yaptım. Ayva yaprağı çayı. Oo, şifa olsun inşallah. Şifa olsun inşallah. Nasıl? Bunda bu aynı bekliyor. Kuruyunca şimdi, mı böyle oluyor? Evet, kurudukça daha da koyulaşacak. Vult'tan aradılar. Sevgili Alparslan ve Murat dediler ki bir onayda bir şeyimiz vardı. Onaylandı. Boyalarının başka bir türlüsünü gönderiyoruz. Zaten bunlar biliyorsun akrilik oto boyasıydı. Ama gönderdikleri güneş de o parlaklığı gitmeyecek. Mesela bu 3 sene gidecekse o 7 sene gidecek. Yeah. Böyle bir farklı bir şey oldu. Sağ olsunlar. Biz de yetiştik. Nasibimizmiş. Buna da yetiştik. Alparslan da böyle bir tatlı bir insan. Murat da öyle. Düşünmüşler. Bize böyle bir kıyak yaptılar. Teşekkür ederiz o zaman. Süpermiş. Evet. Yeni boyalarımız geliyor. Artık bunları eskiyle boyadık ama. Zaten renk aynı. Farklı bir boya. Yine Vult boyadan. Otobüsü boyadığımızda da nasıl bir boya olduğunu göreceksiniz. Aynen. Siz de eğer Vult'tan aracınızı, karavanınızı parıl parıl boyamak isterseniz iletişim numarasını. Şuraya bırakalım iletişimi. Aşağıya bırakalım. Siz de faydalanın bu işten. Aynen. O zaman hadi iyi akşamlar diyelim. Aslında. Ay şurada çok güzel bir manzara vardı. Hadi onu manzaraya bakıp mi? Gidelim. Evet manzaramız da gerçekten harikaymış tam gün batımı. O arkası böyle puslu puslu gibi ya. En arkadaki kavaklar falan. Ay ne kadar güzel gözüküyor be. Dur ben yakından çekeyim orayı. Çek Günaydın. Günaydın abi. Rafet abi günaydın. Çamaşırdın hayırlı olsun. Senin de ilk balkon demirini koyduk. İkincisini de artık öğleden sonraya. Zaten öğlene kadar bunu çözmek, kamerine koymakla uğraştık. Bunu şimdi neden yanlardan bağlıyoruz da tepeden bağlamıyoruz onu söyleyeyim. Çünkü önceki uzaylı deneyimimizde şunu fark ettik. Tavanını deldin mi oradan illa su giriyor. Ama yandan deldin mi oradan su girmesi zorlaşıyor. O yüzden de biz de bir olup kademesinden sonrasında delik yaptık. Necmettin ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz siz. Hoş bulduk. Bursa Belediyesi'nden geliyorsunuz. Transfer oldu. Dükkan süpürme olayı. İstediğiniz gibi her türlü yapılır. Ama bize bir kalın fırça lazım sana. Evet. Bunun olmayacak. Uğraşma istiyorsun. Evet. Öğleden sonra öğle yemeğine çıkınca alırız.
alalım öyle yapalım ya. Ama bugün asıl önemli olan abi benim hasibem yok. İşte en büyük zoru o. O yüzden senden rica etsem biraz hasibi taklidi yapar mısın bize? Aa! Çok... Arabaya bak uçuyor. Çok güzel oldu. R'leri de biraz bastırırsan abi. Biraz da el kol hareketi. Tamam mı? Bastır re. Ben şimdi eşimden abi bu zamana kadar en fazla 2 gün ayrıldım. Bugün de ayrılınca çok üzüntülüyüm. Lütfen morale ihtiyacım var. Hasibeme de buradan selam olsun. Ahmet Usta. Efendim. Olacak mı nedir? Oldu ya. Olacak mısı var mı? Oldu mu diyorsun? Oldu Usta. Ya daha demin yüksekliği önden al dedik. Önü arabanın aşağı doğru eğimliymiş. Arka tarafı yüksekmiş. Koyduk sonra yükseltmek zorunda kaldık. Şimdi delik yerini kapatıyoruz. Rafet abi. He? Nereye gidiyorsun? Ya toparlanıyorum. Ya dur daha nereye gidiyorsun ya? Hani 35 yaşındayım diyorsun falan. Toparlanayım da ben ondan sonra gideceğim, saat belli olmaz. Sen burada camide mi namazı kılıp çıkıyorsun? Akşamı kıldım ondan sonra gittim. Biraz zahmetli gittim yani. Yol trafik oluyor mu hala değil mi o saatte? Ha o çok kalabalık oluyor ya. Onun için yaşından sonra gidersem biraz serbest oluyor. Güneş panellerinin bu tarafını da tamamladık. Bunları karşılıklı bağlamasını yapacağız yarın. Ama yarın aynı zamanda Necmettin abi, yarın boyaya giriyoruz değil mi? Abi hoş geldiniz bu arada sizlerle. Hoş bulduk. Yarın boyaya giriyoruz mu? Boyayacağız. Hazır mısın? Biter. Hazırız. Dur bakalım ya, daha hemen boyar mıyız ya? Zart diye boyanacak mı araba? Zurt diye boyanacak. Ah dostlar ah. Bugün mesai bitirdik ama ben de hastalandım sanırım. Bana da bulaşmış. Boğazım yanıyor, sesim gidiyor, geliyor. Ya da Hasibem'in ayrılığına dayanamayıp ben de hastalandım. Hasibeciğim seni çok seviyorum. Öpüyorum seni kocaman. Senin yanına geliyorum şimdi. Artık bugün mesai bitirdik. Yarın inşallah boyaya gireceğiz. Biz Hasibe'yle 2018'in Mayıs'ında evlendik. Onun öncesinde de zaten nişanlılık dönemimizde de kafeyi yapmaya başlamıştık. Her gün beraberdik ya. Her gün bu zamana kadar. Yani ayrı kaldığımız böyle bir iki gün, o da işte gün içinde falan bir şeydir yani. Tam gün hiç ayrı kalmadık. Bugün de böyle ayrı kalınca özlem içerisinde geçti günüm. Eksik geçti ama yarın inşallah seninle beraber. Ben de inşallah hastalanmam. Boyaya atarız. O zaman yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Size harika bir haberim var. Ümit'cim geçmiş olsun canım. İlacını içtin mi? Hayatımın en kötü gecesini geçirdim ya. Bence bu korona ya. Ateş vardı. Bütün vücut kırılmış. Halsizlik. Değil mi? Çok ağır yapıyor. Her yerin çok ağrıyor. Ama işte tam öyle bir güne de geldi ki yani. İptal edilecek hiçbir şey yok. Mecbur geldik. Başlayacağım karavanda da şeyde artık. Vallahi yeter ha. Bu çok güzel olmuş. Karavan vibe'ı vermiş bir otobüse. Evet. Ay kolum çok ağrıdı. Şuraya koyabilir miyim kamerayı? Biz birlikte kahvaltı Nerede? Yaptık demin. Ben de içeyim Ümit. Bir ilaç içeyim. Abi siz de için. Yok. Abi vereyim mi ilacı? Gerek yok. İç bir tane. Benim ilacım bak orada. İler. Sizi de oraya koydum ama kolum çok ağrıdı ya. Bütün eklemlerim, kaslarım, her şeyim çok ağrıyor. Babacığınız hasta oldu. Kıyamam. Düşünün, Ümit çok üşüyor. Öyle bir hastalık, düşünün. Neyse, biz bugün muhteşem işler yapacağız. Demez miyim hala bir. Hadi bakalım Ümit'cim ya. Çok kolay gelsin. Allah sabırlar versin inşallah. Ben de yardım edeyim. Burada daha var. Yavaş yavaş. Sapı yok ama onun. He, doğru. Ya, tüh. Bak, hay Allah. Ne yapacağız? Fena hastalık. Ulaştırmak istemiyorum. Demin köpek saldırısına uğradım. Yani saldırı derken bir şey değil. Bana sarılmaya çalıştı. Ama kendisi ayı cinsi bir köpek olduğu için. Bunu da yapıştıracağım mı? Nasıl yapıştıracağım bilmiyorum. Çünkü boya atılırken parfüm zarar veriyormuş boyaya. Ya parfümün insanların yaklaşmaması yani kırık.
otobüs siliniyorsa. Son hazırlıklar. Aşağı. Yaptığın ne Necmettin abi? Bunları geçiyorum arabadaki tozları almak için. Neli bez bu? Mumlu bez. Mumlu bez. Evet. Diyor Rafet abi bir kovsak buradan. Rafet abi kaynak yapmaya çalışıyordu orada. Rafet abi! Boya yapılıyor boya. Sen ne yapıyorsun Rafet abi? Güneş panellerinin üstü mü? Şu an için ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Öğrendiğimiz zaman başta bize söyle. O zaman ben sana söylerim. Bulduğunda bana da söyle. Evet. Biraz karışık ortalık. Muharrem sen ne yapıyorsun? Abi ben şu anda mumlu bezle şey geçiyorum. Toz olmasın diyeymiş. He. Tozla engelleyeceğiz boyayı. Sen de otobüs boyacılığını öğreniyorsun evet he. Evet abi bir şekilde. Benim kolum var. Seni evet abi sen artık toz yapmaman gerekiyor buna. Bu arada bir bilgi olsun. Boya yapılırken parfümlü insanı da içeri almamak gerekiyor. Yok değil mi Muharrem parfüm? Hayır abi yok. Heh. Nokta nokta deniyormuş. Siz de ona göre şey yapın. Şu arka birleşim çıtaları yapın. Tamam. Bugün en son yapabildik. Bu şekilde buranın da çıtası yapıldı. Hadi bakalım boyada görüşürüz. Ne diyorsun abi? Süper. Yeni boya bir tık daha iyi değil mi sanki? Kokusundan belli. Güzel. Ötekinin de kapatıcılığı falan çok iyiydi. Evet. Ama bu... Ben zaten çalışmıyor şeyim. Bu işler cıva sıkmaya benzemez. Ona göre ha. Rulo'yu alıp geleyim mi abi? Rafet abi ruloyla boyuyor. Necmettin abimizden de ona yağ aldı boyamız. Şimdi o zaman başlıyoruz ha abi. Evet inşallah. Hadi bakalım. Haydi bismillah. He kapak işlerinden başlayalım. Varmış sende. Var abi. Gider misin dostum? Giderim. Geldin mi abi? Karavanımızı rahat bırakır mısın? Oo, thank you, delik delik yaptın değil mi? Parfümü sıkıp sıkıp gelmişsin. Kıskanıyorum abi benim böyle bir karavanım olmadığı için. Sizde var mı böyle? Var. Ha? Var. Tamam. Belli canım zaten kokuyor ya. Abi parfümlü bunlar. Aman abi. Nasıl boya?
gibi çıktı otobüs ya. Yarın da yeşillerini atacağız artık. Eline sağlık be usta. Ellerine sağlık. Maşallahım var yani. Böyle teşekkür ederim. Necmettin güzel abinin olmuş. Bilgilerini bırakacağım. Boya işinden emekli oldun ama belki böyle özel bir müşteri çıkar sana. Seveceğin projeler olursa abi. Biz yine de Necmettin Usta'yı bırakalım. Rahmet Usta'nın da Necmettin Usta'nın da iletişim bilgilerini açıklama kısmında bu videoda bırakacağız. Bunlar çok değerli ustalar. Hayran gerçekten kaldık zaten. Hayran, Necmettin Usta'mı geçen bölümde siz de yorumlarda övmüşsünüz. Gerçekten övecek bir usta. Rahmet Usta'm da Necmettin Usta'm da ellerine sağlık. Bursa tam otomotiv şehri. Bütün Bursa halkına da Bursa'ya da çok teşekkür ederiz bu bahaneyle. O zaman yarın yeşillerde görüşürüz Asibeciğim. Evet, iyi akşamlar. Gidip hadi dinlenelim. Yarına bomba gibi geleceğiz. He on and off of the bottle, he been through hell for the fam. She got a brother in jail, another brother that died. He had cancer at 12, it really fucked up her mind. See, they were kids at the time, but she ain't feel like a kid. Cause all the shit that she dealt with, it really didn't align. It's heavy stress for the rest of the week. Antidepressants to sleep, sadly just scratching the surface. Know that the rest of it's deep. Cold heart, cold heart. She was left with nothing but a cold heart. Stuck inside a house. Mesela bizi nerelere getirdin? Eski Yalova yanına getirdim. Kolay gelsin. Sağ ol. Bunun da yeşil güzel. Bizim yeşile benziyor değil mi? Bence bizim yeşil. Bu. Yani. Bizim daha açık. Bence bir daha koyu olunca daha güzel oluyor. He'll ignore it, it's gone. His dad is out of the picture. His mom is barely around. Different boyfriend a month. Now she rarely in town. His role models ain't role models. The list of his goals is all materialistic. Bu da tahta kasaydı. Tahta kasa. Çok eski olanları böyle. Kaç model abi? 37 mi? He got a cousin is down south with room in a townhouse. Offered him work off the grid. He might bounce out. See, running is easy. Accountability's hard. But it's all that he's ever known. He's really been scarred. Çok değişik değil mi ya? Eski arabalar daha güzel. Böyle hatları falan çok güzel. Eski milli kasa diye bir şey varmış ya. Biliyor musun? Ne? Yani zamanında Bursa karoser anlamında Almanya ile yarışır haldeymiş yani. Vay be. Ya biliyorum eski anlattıklarımı. Bu da eski ustalardan bir şey işte. Tatlı arabaları tekrar hayata dönüştüren Samet abi. Akman Karoser. Ne güzel ki ayakta kalanlardan biri. Rafet Usta da anlatıyor. Bursa bu konuda çok değerli bence. Aynen öyle. Biz de böyle bir şehirde yeniden milli kasayı yapmışızdır Asibeciğim. Tekrardan eski ustalarla. Gerçekten yani çok şanslıyız biz de ya. Yeniden bir otobüsü dönüştüreceğimiz yer böyle otobüs şehrinde yapmak da çok güzel. Evet. Otobüsün yanına geldik. Rafet abi güneş panellerinin yerlerini hazırlıyor. Malzememiz bittiği için bir tanesi kalmış. Necmet Usta, sen de tepeyi bantlıyorsun herhalde. Evet. Bugün boya atamıyoruz herhalde. Kurumamış. Havada rutubet var. O yüzden boyamız tam kurumadığı için biz de yeşilleri dedik ki yarın atalım. Necmet Usta. Evet. Tavanı bantladın. Bantladık. Ama yanlara bant atamıyoruz. Kurumamış. Bir gün daha bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Soğuk. Ben de bir gün gideyim videoyu en azından editleyeyim de. Emek evet. Var değil mi? Var. Bir beğeni şart biz artık. Muhakkak. Bu kadar hasta hasta geliyoruz bu hafta. Değil mi Hasibeciğim? Bak Hasibeciğim burada. Kulaklığı atkısıyla. Çocuk burada mahvoldu ya. Sormayın. Bakın ne kadar soğuk. Ağzımdan bu vallahi normalde gelmeyin dendi. Ama biz dedik ki bekler. Dostlarımız bekler bu hafta hem burayı. Hem dostlarımız bekler hem de biz çok heyecanlıyız. Yani şu boya bu kadar yüzdük kuyruğuna geldik. Şunu görelim be. Evet. Görelim istiyoruz. O yüzden de bu hafta hasta da olsak dinlenmek yerine geldik. Ara ara gittik dinlendik. Arabada uyuduk falan. Bir beğeniyi hak ettik bence. Ay çok teşekkür ederiz. Beğendiğiniz için. Koltuklarımızın da yanında oturuyorum. Evet. Güler yüz sağ olsun. Bize çok güzel koltuklar gönderdi. Artık biz de güler yüzdeyiz. Güler yüzünüzü güldürdün. Aynen, bu espriyi çok mu düşündün diye sorabilirsiniz ne yapacağım. Bir ümit esprisidir bu. Teşekkür ederiz. Güler yüzümüzü güldürdü. Evet, artık bizim de yüzümüz güler. Hadi gidelim yarın. Yarın mı gelelim? Yarın gelelim. Allah'ım inşallah yarın çok iyileşmiş oluruz da. Buraya var ya bantlarız böyle cillop gibi bir yeşil. Hadi kız kolum koptu. Hadi gel yarın. İyi hadi görüşürüz yarın. Gidelim. Tamam mı? Tamam bırak. Vay. Çizgiye bak. Tamam bırak.
uzayı boyadık mesela, bantla yaptık. Ama evet, böyle bir şey hiç görmemiştim. Cart cart patlama da yani. Bir saat böyle tut da şey yap, aşağı yukarı. Ben tutardım Asibe, böyle yavaş yavaş bantlaya bantlaya gelirdi. Ay çok saçmaymış ya şu evet an. Her yiğidin yoğurt yiyişi var. Necmettin ustam yoğurdu çok farklı yiyor, gördünüz de. Ben yoğurdu mesela kaşıkla yerim. Bizim gülüyor Asibe'cim, güler yüz olmuşsun sen de. Yüzler gülüyor. Şu bant çok güzel yakışmadı mı ya? Evet. Şu bantın güzelliğine bakın. Bant bile bir çizgi olması bile bir şey verdi yani. Rafet abim günaydın. Günaydın. Ustam nasılsın? Şükür elhamdülillah. Ne yapıyorsun, iyi misin? Şükür elhamdülillah, iyiyim. Yine çok çalışıyorsun. Çalışmadan bu işler bitmez. Tıraş olmuşsun, saatler olsun. Eyvallah, sağ ol. Necmettin ustam. Evet. Günaydın. Günaydın. Güne şovla başladı yine Necmettin abi. Şov gerçekten abi. Tık hareketler falan. Hani böyle şeyler var ya, DMX'te falan. Rafet abim anlatır zaten bol bol İngilizlerin programlarını, değil mi Rafet abi? Evet abi. Burada öyle ustalarla karşılaştık ki ya, DMX'te program çekeriz bak. Aynen. Ustalarla. DMX gelsin burada program çeksin. Bundan sonra hayatımızı böyle yaşamaya karar verdik. Arkadaşlar. Yemişim karavanı. Eski arabaları toparlayacağım. Rafet usta yapsın. Eleme nedir görünsün. Necmettin abi boyasın. Eleme neyse. Ben çekeyim. Hasibe de anlatsın be ya. Evet. Buna bir isim bulmak lazım. İsimlerimizden oluşan bir marka. Neco'nun N'si. Rafet'in R'sı. Hasibe'nin H'sı. Neraha. Ümit'in M'ti. Neraha Müt. Çok saçma. Müt yalnız. Neraha Müt. Evet, gördüğünüz üzere bizden marka çıkmayacağını anladık ve yolun başına vazgeçtik. Bak dün yatak sırılsıklam uyandım. Gece yarısı. Ben böyle bir hastalık görmedim. Çok hasta değişik. Olanlara da Allah şifalar versin. Ay amin. İnsanların aynen başına gelmeyince anlamıyor değerini sağlığın. Sağlık çok önemli. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Amin amin. Yahu bantlar bile bir hava verdi otobüse ya. Ya bu yeşiller boyunca manyak bir şey çıkabilir he. Şok olmaya hazır olun. Şurada da şöyle bir olay yaptık. Neden yaptık? Hem tam şu boşluğa Alaska'mızı yazmayalım mı dedik. Hem de şöyle göstereyim. Eğer bu cam hizasından devam etseydik önde alt yeşil olacağı için hiç krem gözükmeyecekti. Önde de şöyle bir krem şeridimiz gözüksün istedik. Şurada da bir 5 santimlik boşluk bıraktık. Oradan da ufak bir krem gözükecek. Çizgilerini çiziyoruz. Honestly I might catch a flight tonight. Just in time to pick you up and see the sunrise. Days with you are my getaway. Peace of mind on a rainy day. You know how to show up right on time, never late. You're everything I want, don't play. You're everything I need, don't change the way you feel. Baby, you can keep it real. If they gave me everything, I would give it up. Ararım, ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde, hadi cennette. Burası bizim yaptığımız yer. Biraz parça pinçik gözüküyor. Bizim bura gece kondu. Şimdi Toki'lere gidelim gel. Burası da Toki. Yani bir de şöyle düşünün. Biz şurada 1,5 saattir falan o parçayı bantlıyoruz. Necmettin Usta burayı bantladı gitti, o tarafı yapıyor. Bir de tek başına yapıyor. Nasıl yapıyor anlamıyorum. Şov şov. Şov adamı ya Necmettin abi. Gerçekten abi bu böyle olmaz. Ben pes diyorum. Neco şovu izlemiş miydin sen gençken? Hayır. İzle o zaman. Bak. Görüyor musun? Görüyorum ya. Ben içimden ne dedim biliyor musun? Dedim ki bugün bantını çeken de yarın boyarız. Aynen ama Necmi ustamız şarkı söylüyor. Çünkü çok bantlama keyifli yetişmez dedim. O ara bir baktım Necmettin abi yukarılara çıkmış.
Şuralarda da bir şeyler gözüküyor da görmeyin siz. Dur sürpriz olsun. Birazdan görürsünüz zaten birazdan herhalde. Birazdan görürsünüz. Geriye gideyim de Asibe'cim uzaktan çekeyim seni. Ben gideyim o zaman. Bugün cumartesi çünkü. Ya sen git videonu yap bari. Videoyu ben de... gideyim şu yerlerde falan video yapayım. Bak bu emeklere yemin ediyorum beğeni rekoru gelmezse darılırım. Abi öyle değil mi ya şimdi? Yani. Bu kadar emeğe. Bak şova bak. Abi bir koşsana be. Bu emeklere, bu şova sonucu da birazdan göreceksiniz. Sırf siz görün diye acele ediyoruz, yetiştirelim diyoruz. Çok güzel oldu mu acaba ya bantları sökünce böyle ne yaptık biz olduk ne mu? Ne yaptınız birazdan göreceksiniz. O zaman ben videoyu editlemeye gidiyorum. Yapacağım ben. Ben var ya bak bantlardan anladım nasıl bir şey çıkacağını. Bantlar astro. Çok güzel yakıştı. Şimdi yeşil atınca neler olacak oy. Göreceğiz arkadaşlar. Bakalım. Siz daha hızlı göreceksiniz. Hadi bakalım o zaman beğeni rekoru geliyor. Kaç bin? Çok binler. 30 bin beğeni rekoru geliyor mu? Bizim bak en fazla 30 bin beğenildi. Bir öyle 30 mi? Bini geçelim ya. Bir dünya görsün şu milli kasayı. Hadi bakalım. Beklenen an geldi mi ustam? Az kaldı, az inşallah. Boyalar çıktı, tabancalar konuşacak diyorsun. Ümit sen su mu satıyorsun? Evet, tulumbacıyım ben. Saka mısın sen? Su. Halis kalabak suyu. Var mı buz gibi su içer? Alaska'mız boyanıyor. Ay Alaska, evlatçığım. Güzel olacak çok. Ya arkadaş ne oluyor ya? Birazdan şu bantlar sökülüyor. Of çok güzel oluyor be çok. Hikmet abi gelmiş çay yapıyor. Gel bakalım. Hadi gidelim. Ya adamsın ya. Gelmiş bak soğukta kardeşleri üşümesin boyacıyla boya atarken diye arabasıyla çay hizmeti yapıyor yani. Yaparım yani. Abi. Bak çayı bak, var, şey kettle'ı var. Bursa'yı çok iyi temsil ettim bak söyleyeyim sana. Adam. O zaman çay içelim. Ver çayları hadi bak. Ver çayları. Videoda niye bilmiyorum çok koyu çıkıyor. Buradaki renk mükemmel. Aslında evet şu an gözüktüğümde daha yakın hatta daha açık yeşil ama niyeyse belki şey daha aynen gün ışığında çekmemiz lazım. Artık şey bir dahaki videoda gün ışığında görürsünüz gerçek rengi de tam istediğimiz tam böyle o hayalimizdeki. Evet. Allah'ım hadi bantları sökelim. Daha ikinci kat var. Ya sökelim olsun. Talking reckless, you know that we back it up. Making profits, you know that we stack it up. Ain't gon' stop till I know that I had enough. Yeah, pick it up. Money kinda feeling heavy when I lift it up. Yeah, they throwing dirt on my name, watch me kick it up. Yeah, they feel some kind of... Nasılsın Necmettin abi? Teşekkür ederim. Yatsı okunuyor. Yoruldun mu? Sabahtan beri evet. Arabanın başındasın abi. Gerçekten bu emeklerinin karşılığı ödenmez yani. Yoruldun mu? Yoruldum. Değil mi? Bugün biraz yoruldun artık ya. Ben çünkü dedim ya bugün atabileceğim mi diye. Son kat kaldı değil mi? Evet. Nasıl çıktı? Şükür abi. Nasıl çıktı siz görün. O kadar iyi gözüküyor ki. Nasıl Hikmet abi? Vallahi çok güzel ben bayıldım ya. Az evvel de Asibe söyledi ya renkler fark çıkıyor diye. Gerçekten şeyde videoda ben de baktım. Baksana burada abi, çok güzel yani. Burada çok yeşil gibi gözüküyor evet. Ama gerçeğe evet. Baktığın evet. Zaman soğuk soğuk bir yeşil var burada. Yani böyle tatlı bir yeşil evet. Var. Burada şimdi daha yeşil gibi çıkıyor.
Gerçekte daha güzel arkadaşlar. Neyse siz onu bak bir sonraki videoda görürsünüz. Bence evet, bu şeyden kaynaklanıyor. Akşam karanlıktan mı kaynaklanıyor ama şu an gördüğümde kameranın çekiyor. Ya fark eder yani, şu beyazlıkların evet. Daha şeyi var yani. Etkisi bayağı var. Burada kamerada yeşil görüyorsunuz siz ama ne alem var. Zaten canlı canlı görürsünüz inşallah. Ay inşallah, aynen. Şehirlerinize geliriz inşallah. Ama yani şey, tam hayalini kurduğumuz renk oldu. Çok evet. Net söylüyorum. Bulut Boya'ya bir kere daha teşekkür ederiz. Ayran? Olur, ver. Ustaya da ver. Verdim. Evet, hazır mıyız? Hadi Erhan'ı. Çok güzel. Çok güzel. Abi çok heyecanlıyım. Sök. Lütfen sök. Take my time, far behind, leave my pride. İleri ekleyebileceğiniz mi? He? İleri ekleyebileceğim. Ya iki rengin bu kadar iyi uymasına inanamıyorum. Bu kremi iki seçmişiz, bu yeşili iki yaptık ya. Ne bakıyorsun ya? İnanamıyorum. Sevinç çığlıkları buymuş. Just stay. Bu nedir ya? Öleceğim ben tamam. Ya şu arkasına bir bakın ya. Bu karavan nasıl bir tatlı bir karavan bu ya? Bu nasıl bir tatlı bir karavan ya? Gerçekten karavan değil mi ya şu an? Şunun tatlılığına bir bakın ya. Is it alright if I decide but change my mind, is that okay? Is it alright if I don't wanna feel obliged in any way. Is it alright if I waste my time and I lead myself to a mistake when I roll on by? I won't ask why, I'll just accept and walk away. Geldik sürprize. Burada bir sürpriz var. Bir parça daha el atayım. Bir maşallahınızı bekliyoruz. Lütfen bir maşallah. Nazar değmesin inşallah. Evet Hatice'cim, geldik finale. Ya biz bunu nasıl şimdi bırakıp eve gidelim? O kadar güzel oldu ki. Bu benim önümden böyle geçse yolda ben durur bakarım ya. Bu nedir ya? O kadar beğendim ki. Yani her ayrıntısı o kadar güzel çıktı ki ya. Bu zamana kadar bu emeği geçen tüm ustalarımıza selam olsun. En son noktayı vuran Necmettin ustam da artık hazırlanıyor. Onu da evine götürüp bırakacağız çünkü yoruldu. Bugün yaklaşık 10 saattir. Ayakta ve o merdivenin tepesinde böyle dönüyor. Böyle klasik bir arabaya kavuşturduk çizgileriyle, boyalarıyla, arkadaki çizgi sürprizimizle de size de göstermeye çalıştık ama çok iyi duruyor. Çok iyi. O zaman Hasibeciğim, bu hafta bizden bu kadar. Haftaya bunun camlar takılacak. O zaman haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. When they tell you, get your head down, I will tell you.
keep your head up, and I will hold you closer. I will hold you close. Take your questions by the million. Your coat on, steal your kisses, and I will hold you closer. I will hold you close. And come on down, or turn. Throwing each punch.